şu an yaşadığımız şey AKP iktidarının krizi ve bu krizinin faturasının veteriner hekimlere çıkartılması durumu. Niye bunu söylüyorum? Aslında ötenezi yapmanın çerçevesi bellidir. Ötenezi yapmanın çerçevesi 5996 sayılı kanunda da belirlenen şey, bir hayvanın çok yaşamsal fonksiyonlarının tamamen bittiği noktada, çok ciddi bir ağrı çektiğini tespit ettiğimiz noktada ve o hayvanın tekrar yaşama döndürülemeyecek bir noktada olduğuna emin olduğumuz bir noktada hayvanın uyutulması üzerine kurulan bir yasadan bahsediyoruz. Ama burada biraz şeye kaçarak, yani çok muğlak bir ifadeyle hayvanların öldürülebilmesine bir kapı açıyorlar. Saldırganlıktan bahsediyorlar mesela. Saldırganlığın çerçevesi kesinlikle belirlenmiş bir çerçevesi yok. Yani kime saldırgan diyeceğiz? Hani havlayan köpek mi? Huzursuz olan köpeğe mi saldırgan diyeceğiz? Ya da mahallede bir kişi çıkıp şikayet ettiğinde bu köpek saldırgan dediğinde o direkt kabul edilecek mi? Bu konular inanılmaz muğlak. Asıl konumuz aslında şey, yani bu işin sonucunda veteriner hekimlerin alacağı pozisyon ne olacak? Burada bizim için aslında yeni bir süreç başlıyor. Veteriner hekimler açısından iş hukukunu çok iyi öğrenmemiz gereken bir sürece doğru gidiyoruz. Bütün veteriner hekimlerin nasıl çalışacağını, hangi durumlardan işten çıkarılacağını, hangi durumlarda iş mahkemesine başvurmasının mümkün olduğunu öğrenmesi gereken bir sürece doğru gidiyoruz. Bütün veteriner hekimler burada dayanışmak zorunda birbirleriyle ve Türk Veteriner Hekimler Birliği'ne ciddi bir iş düşüyor bu anlamda. Hukuki destek anlamında. Kırsalda bir barınak. Binlerce köpek geliyor oraya. Acaba onun üstünden alacağı, müdüründen alacağı talimatlar nasıl olacak? Nasıl bir tehdit altında kalacak? Ben belediye veteriner ekibi değilim ama hani onların yerinde de olsam hayır ben bunu yapmıyorum deyip gerekirse de iş mahkemelerinde bir sürece girerdim ve bunu da bunu öneriyorum tabii ki bütün meslektaşlarıma. Bunun dışında başka bir şeyi zaten mümkün değil. Yani böyle bir şey veteriner hekim andıyla biz mezun oluyoruz ve orada söylediğimiz şey şu: herhangi bir şekilde etrafımda bir canlı hasta olduğunu gördüğümde benim bunu tedavi etme zorunluluğum var. Yani özel veteriner hekimleriz biz, kliniklerde çalışan. Hiç aslında böyle bir zorundalığımız olmasa bile biz sokak hayvanlarından muayene ücreti almadan tedavi ediyoruz. İşte gerekirse ilaç desteği bile yapıyoruz kendi cebimizden. Sadece hani bu konuda hasta sahibiyle bir dayanışma ilişkisi bekliyoruz. Bize bırakıp atmayın diyoruz. Gelin burada bu hayvanları birlikte tedavi edelim diyoruz. Dolayısıyla GD'de çalışan veteriner hekimler de benzer süreçlerden geçiyorlar. Onlar da bir veteriner hekimi andıyla mezun oluyorlar. Dolayısıyla benzer bir süreci yaşıyoruz. Yani sen o kararı verdin, o hayvanı öldürdün ya da öldürmedin. Bu çok ciddi bir etik çelişki, etik bir düzlem. O yüzden o etik düzleme veteriner hekimleri şu an böyle ittiler. Yani siyasi iktidarların çıkarları olduğunda bazı manipülasyonlar olabiliyor. Bu manipülasyonlardan bir tanesidir hayvan hakları yasası. Çünkü 10 yıllardır benzer bir süreci yaşıyorduk biz. Asıl önemli noktası, ben Kuzey Ormanları Savunması sözcülüğünü yapıyorum bir taraftan. Biz 10 yıldır ormanlara bırakılan köpeklerin orman popülasyonuna ne kadar zarar verdiğini konuşuyoruz. Aynı zamanda kentlerin ormanlara doğru işgali söz konusu. Orman alanları bir günde orman vasfından çıkartılıyor ve bölgeye bir anda pıtır pıtır villalar vesaireler yapılıyor. Dolayısıyla orman alanıyla kent alanı birbirinin içine girmiş noktada ve insanlar ormanlara köpekleri bırakıyorlar. Dolayısıyla hayvan hem orman alanında
aç susuz kalırken aynı zamanda kente de o şekilde bir nüfuz etmeye başlıyor. Şimdi bu sorun çok büyük bir problem ve yeni bir problem değil. AKP iktidarı da bunu çok iyi biliyor. Niye bir anda geldi bu yasa? Niye bir haftada çıkartılmaya çalışılıyor bu yasa? Çünkü siyasi iktidarın istediği şu an için erken seçim tartışmalarının bitmesi, olabildiğince toplumsal çatışmaların arttırılması, toplumsal çatışmalar düzleminde toplumun kutuplaştırılması gibi süreçler. İşin politik tarafı böyle bir yerde ama bizi ilgilendiren tarafı şu: artık bizim bu tartışmaların dışında başka bir cephe kurmamız gerekiyor. Yani veteriner hekimlerle, hayvan sahipleriyle birlikte bir cepheyi kurmamız gerekiyor. Asıl bu manipülasyonu kıracak olan şey de bu olacak. Yani yaklaşık bir iki haftadır meydanlarda bir araya gelen insanlar içerisinde bayağı hani muhafazakar insanlar da vardı, farklı görüşlerden insanlar da vardı. Gerçekten o manipülasyon oralarda çok güzel kırılıyor. Başka bir cephe kuruluyor. Öyle bir yerden bir halk cephesinin kurulması hani çok değerli bir şey. Bizim o halk cephesini kurmaya ihtiyacımız var. Veteriner hekimlik yapmak çok zor bir şey. Ama bir taraftan da çok güzel bir şey. Bir hayvana can olmak, yardım etmek. Bu kadar zor tarafları da varken, stresli tarafları varken bir de böyle bir etik çatışmanın, çelişkinin içerisine düşürülmek bizi gerçekten çok çok üzüyor. Veteriner hekim arkadaşlarımız intihar etmeye başladı bir şekliyle. Ben yani onların haklarının AKP iktidarının da olduğunu, yani onların suç, AKP iktidarının suçunun olduğunu biliyorum, söylüyorum. En son söyleyebilirim. Veteriner hekimler kiralık katil değiller.